Merhaba eğitim kanalınızdan sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Yeni gelişmeler oldukça öğrencilerimizi bilgilendirmek ve değerlendirmek için yeni bir programda yine karşınızdayım. KYK yurtları önemli bir günden bugünlerde çünkü okullar açık değil ama henüz daha kayıtlı olmayan arkadaşlarımız okullar açıldığında ne olacağını merak ediyorlar. Şimdi resmi gazetede yayımlanan yeni bir gelişme var. Yurtlarla ilgili yepyeni düzenlemeler var. Neler? bir bakacağız bu videoda. Şimdi arkadaşlar öncelikle yurtlarda barınabilmesi için bir öğrencinin uyuması gereken bazı şartlar vardı ve bu şartlar biraz daha genişletildi ilk olarak. Bu arada yurtta kaydı olan bir öğrenci eğer 6 aydan daha fazla bir hapis cezası varsa yine yurtla ilişiği kesilecek. Şimdi detaylandıralım biraz daha bakalım. Şimdi arkadaşlar yurtlarda barınabilmek için belli şartlar var ve bunun bir yönetmeli var. Yurt hizmetleri yönetmeli. Şimdi bu yurt hizmetleri yönetmeli yönetmeliğinde değişikliklere gidildi. Yeni maddeler eklendi. Şimdi eski maddeleri buradan saymayacağım. Bunlarla ilgili zaten videolarımız var ve vakti geldiğinde sayacağım. Ama şu anda bizi ilgilendiren resmi gazetede yayınlanansa Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş olmamak gerekiyor. Eğer Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişseniz KYK yurtlarında kalamayacaksınız. Daha doğrusu bu suçtan mahkum olmamak gerekiyor. Peki yurtta kayıtlıyken eğer böyle bir fiil gerçekleşmişse yine Cumhurbaşkanı hakaret edilmişse yine bu sefer de yurtlardan atılacak öğrenciler. 6 aydan daha fazla hapis cezası almamış olmak gerekiyor. Yurt başvurusu yapabilmek için ve bu arada 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Bu da yapılan değişiklikler arasında. Bu arada üniversitenizde 1 aydan daha fazla uzaklaştırma cezası almışsanız da aynı şekilde yurtlarla ilişik kesilecek. Resmi gazetede yayınlanan önemli noktalar bunlardı. Sizlerle paylaşmak istediğim son dakika gelişmesiydi bu. Çünkü daha bu gece yayınlandı. KYK yurtlarıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor başvurular başladığında bir takım değişiklikler, yenilikler olduğunda şu uzaktan eğitim sürecinde hala yurdu olmayan ya da yurdu olup da eşyaları yurtlarda kalan arkadaşlarımızın da takip ettiği, merak ettiği bir süreç farkındayım. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bildirimleriniz açık olsun. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Hoşçakalın.